şikayet ettiği ve altında ezildiği konu enflasyon. Bir enflasyon tanımı yaptı açıklamasında. Enflasyon aslında aşırı tüketim dedi ve sonrasında ekledi. Sayın Cumhurbaşkanı düşük faiz politikasıyla bunu artık bir dur dedi. Paradan para kazananlar değil, Türkiye emeğiyle üreterek para kazananların ülkesi olacak dedi. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dün gençlerle buluşmasında ekonomiye dair bir iki cümlesi olmuştu. İstatistik değerler iner çıkar. Şu an dünya bir zor boğazdan geçiyor ama bizim durumumuz yine de onlara bakarak iyi dedi. Özellikle buğday krizini hatırlatarak bizim böyle bir sorunumuz yok dedi. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz? İsmini zikrettiğiniz milletvekili gerekse Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kurulan cümleler aslında şu anda var olan zihinsel karmaşanın bir sonucu. Eğer bu zihinsel karmaşa olmasaydı ekonomi bu halde olmazdı. Faizle sorunu olan bir yönetim. Enflasyonun ne olduğunu bilmiyor. Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini bilmiyor. Önüne gelen herhangi bir soruya o an aklına ne geldiyse o şekilde bir cevap veriyor. Dolayısıyla bu kurulan cümleler şu andaki yaşanan zihinsel kargaşanın bir sonucu ve bu zihinsel kargaşa devam ettiği sürece ekonomide düzelme olmayacak. Dolayısıyla sorunuzun cevabı bizim şu anda sizinle paylaştığımız metinlerin arasında açık ve net olarak görülüyor. Ben diğer arkadaşlarıma da fırsat vermek için bu konuda fazla bir şey söylemeyeceğim ama arkadaşlarımdan bu konuda görüş bildirmek isteyen varsa lütfen buyurun. Kimse yoksa ben yani bir noktanın da altını çizmek lazım. Şimdi bu faiz düşürdük ifadesi tamamen bir safsatadan ibarettir. Çok açık söylüyorum. Faizlerin falan düşürüldüğü söz konusu değil. Yani rakamlar ortada, tablo ortada. Politika faizini siyasi talimatla 19'dan 14'e düşürmek, faiz düşürmek anlamına gelmiyor. Yani Merkez Bankası'nın aldığı faizi düşürüyorsunuz. Hazinenin ödediği faizi bakın %17'den %28'lere kadar çıktı. Şu anda %25 civarında. Şimdi bütün faizleri biliyorsunuz Merkez Bankası her hafta düzenli olarak yayınlıyor. Gidip bakalım bu maceraya girildiği Eylül başından bugüne ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Tüketici taşıt kredileri faizleri düştü mü? Konut kredileri faizleri düştü mü? Ticari krediler faizi düştü mü? Hiçbir faiz düşmüş değil bakın. Tüm faizler yukarıya doğru gitti, arttı. Yani burada biz faizi düşürdük. Bu da tamamen boş bir ifade. Dolayısıyla olan nedir? Olan hem faiz patlamıştır, hem kur patlamıştır, hem de enflasyon patlamıştır. Olan budur. Bunu da kayıtlara geçirmekte fayda var. Efendim, Biliyor ben musunuz de bilmiyorum. müsaade ederseniz Efendim. bir paragrafla Ha bir pardon. hususta fikrimi beyan etmiş olayım. Durmuş başkanımızın kavram kargaşalığına temas etmesi önemli bir husustur. Ben de kendisine katılıyorum. Nitekim geçenlerde esas ilgili olan şöyle bir ifade kullandı. Türkiye'deki enflasyon aslında teknik anlamda bir enflasyon değil. Fiili anlamda bir enflasyon şeklinde ne anlama geliyorsa kargaşa, kavram kargaşası olduğu zaman kavramların muhteviyatı, kapasitesi ve anlamı tam olarak kavranamadığı zaman bu tür yanlış anlamalar veya yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla şimdiye kadarki süreç içerisinde genel anlamda maliyet enflasyonu söz konusu olmuştur. Yani çok tüketimden kaynaklanan bir enflasyonist sürecin yaşandığını söylemek mümkün değildir. Zaten insanımızın da öyle fazla tüketebilecek tüketim gücü de yoktur. Onu da ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Türkiye'de ortalama gelirin, tüm çalışanların ortalama gelirin, asgari ücret düzeyine çalıştığı, çalışanların önemli bir kesiminin asgari ücret düzeyinde gelir elde ettiği ve açlık sınırı, çalışanların da önemli bir kesiminin, toplumun önemli bir kesiminin açlık sınırının altında yaşadığı bir ortamda aşırı tüketimden nasıl söz ediliyor? Kim tüketiyor bunu?
Teşekkürler efendim. İkinci bir sorum daha var. Aslında siz de vurguladığınız erken seçim ya da hatta baskın seçim. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı yine dün açıklamasında Kasım'da seçim diyorlar ama Kasım'da seçim yok. Seçimin tarihi bellidir. 2023 Haziran'ı işaret etti. Şöyle de bir cümle kurdu. Altılı Masa ile ilgili ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Adaylık yarışındalar. Kendi içlerinde bizim öyle bir derdimiz yok dedi. Kendi cümlesini tırnak içinde söylüyorum. Bizde bir deyiş vardır. El alemin derdi bizi mi gerdi denilir. Biz işimize bakıyoruz dedi. Fakat sonrasında yine gençlere hitaben şöyle dedi. Sosyal medyada anket adı altında manipülasyon çalışmaları oluyor. Bunlara sakın aldırmayın dedi. Bu sözlerini de nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Evet. Yapacakları bir şey yok. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Cümlesini elbette o karşısındakileri ikna etmek için, onlara bir şey söylemek için kurabilir. Sayın Cumhurbaşkanı, bizim şu anda paylaştığımız raporu eğer başından sonuna kadar dikkatlice okursa kendisi de istifade edebilir ve dolayısıyla ülkeyi şu anda içine düşürdüğü durumdan bu bizim önerilerimizi kullanarak çıkarabilir. Bu bizim genel başkanımızın dediği gibi bir miri malı alıp kullanabilir ama onların bunu anlayacak ve alıp kullanacak ne bilgileri, ne birikimleri, ne takatları, ne de niyetleri var. Dolayısıyla şu anda erken zamanında veya yapılacak herhangi baskın bir seçimde yani aday belirleme ile ilgili olarak sayın genel başkanlar bu konunun muhatabı, onlar zaten bu sorunun cevabını veriyorlar. Bir sorun yok. Ben öyle düşünüyorum ve dolayısıyla arkadaşımız da söyleyecek. Genel başkanlığı onlar seçim tarihini açıkladıkları gün bu sorunun cevabını alacaklar. Buyurun. Evet değerli başkanım, yani bu ben şuna değinmek istiyorum. Bu çalışmalar sırasındaki büyük uyum aslında önümüzdeki dönemde uygulanacak olan politikaların ne kadar etkili olacağını da ortaya koydu. Çok açık söyleyeyim, yani Sayın Erdoğan merak etmesin. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Erken Haber Ajansı'ndan Eyüp Ankılıç ismim. 23 Haziran itibariyle erken seçim söylemleri artık bitmiş olacak galiba. 23 Haziran'dan itibaren en az bir yıl belki daha fazla seçime gideceğiz. Onun için sizin söz konusu raporunuzda da orta vadeli olarak değerlendiriyoruz. Bugünümüze baktığımız zaman İktidar ekonomiden dolayı oy kaybının farkında ve iki kez önemli adım attı. İlkinde attığı adımda kur korumalı sisteme geçtik ve bunun faturası yine halka çıktı. İkinci adımda GES dediğimiz bir adım attılar geçen hafta ve bu da işe yaramadı. Komisyon olarak acil bir şekilde bu kötü gidişata dur diyebileceğiniz önerileriniz var mı acaba? Teşekkür ediyorum. Bizim partiler olarak ilk 100 gün, 300 gün, 500 gün eylem planlarımız var. Yani bütün bunların üzerinde mikro düzeyde çalışıyoruz. Dolayısıyla şu anda sizin de söylediğiniz ve uygulamaya konulan bu programların hiçbir makro temeli yok, hiçbir makro çerçevesi yok. Sorun şu, makro çerçeve olmadığı için, bir öngörülebilirlik olmadığı için ve ortaya konulan çözüm oranı bir giriş stratejisi var ama hiçbirisinin bir çıkış stratejisi yok. Dolayısıyla elde örneğin 5 tane problem varsa 5 problemin bir tanesine on the spot hemen anında o günkü şartlara göre tepki veriliyor. Diğer 4 probleme bu verilen çözüm tepkisinin nasıl etki yapacağı konusunda herhangi bir fikirleri yok, herhangi bir ölçümleri yok, herhangi bir değerlendirmeleri yok. 3 ay sonra, 2 ay sonra bu alınan tedbir başka bir değişkeni başka bir şekilde etkiliyor ve dolayısıyla hayatımız her geçen gün daha da kötüleştiriliyor. Dolayısıyla şu andaki ekonomi politikalar İbrahim Bey'in sunumunda da söylediği gibi
kök meselelerle uğraşmıyor, sonuçlarla uğraşıyor. Sonuçlarla uğraşırsanız da gideceğiniz yer şu anda geldiğimiz noktadan daha fazla bir yer değil. Evet, bu soruya cevap vermek isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun. Evet, bu son soru olabilir. Buyurun. Benim birkaç sorum olacak. Öncelikle komisyona durum tespitinde bahsettiğiniz TÜİK'teki tahribatı kurumsal reformlar çerçevesinde inceleyip TÜİK'e yönelik bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz diye sormak istiyorum. Daha sonra Sayın Durmuş Bey'e geçtiğimiz hafta adımlar silsilesiyle açıklanan BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın açıkladığı zorunlu karşılık oranının artırılması ve tüketici kredilerine vade sınırlaması, kredi kartlarına asgari ödeme tutarlarının artırılması gibi enstrümanların, araçların faiz artırmadan parasal genişlemenin önünü alacak tedbirler olup olmadığını sormak istiyorum.